Merhaba arkadaşlar, yine birlikteyiz. Bugün ne yapacağımızı şaşırdık ve eski fotoğraflarımı size göstereceğim. Nerede zorbalık, nerede zoytarılık, her şeyi çekmiş kişi olarak bütün fotoğraflarımı size anlatacağım. Çok fotoğraflarımı bulamadım ama yine birkaç tane komik fotoğrafım var. Şimdi onları size gösteriyorum. Şimdi şu fotoğraftaki arkadaki kişilere bakın. Resmen bir ordu. Kimya diye de paylaşmış kardeşim benim. Hele kıyafetlerimiz hep aynı. O zamanlar hep aynı kıyafet giymek modaydı galiba. Şu anlarda öyle bir şey yok ama biz önde yine her zamanki gibi şekilim. Burada da meşhur Beşevler metrosunda orada büyük kalkardık. Başka yapacak yerimiz yoktu. Diğer fotoğrafımıza geçelim. Hele ölüm olsa bile sonuna gidilir demiş bir arkadaşımızla fotoğraf paylaşmış. Ve ben de yazmışım ki iyi günde kötü günde. Ve bunu tam 5 kişi beğenmiş. Diğer bir arkadaşlarım yazmış ki kardeşlerim neredesiniz, var mı yapabileceğimiz bir şey. Çiftlik karakolundayız kardeşim, iki elimiz de sargılı. Bir arkadaşımız da şey yapmış, neler hepiniz söyledi. Benim orada sahillerim var. Artık nasıl bir kavga gittiysek. Sabah kalktım. Tam uykudan yeni uyanmışım. Sabahın köründe okula gitmişim. Tam poğaçamıyorum. Bir baktım orada sesler var. Sesler iyice yükseliyor, yükseliyor. Bir baktım kendim kavganın ortasında zannettim. Elimle poğaça. Bir baktım ne yapacağımı şaşırdım. Direkt çay attım. Birisi oradan vuruyor, birisi oradan vuruyor. Bir tane arkadaşımın tam kulağının şurasına bıçak bilecisiyle vurmuşlar. Onlar da değil. Ben adını söylemiyorum. Sen onu nereden buldun yani? Bir baktık çocuğu, arkadaşım kulağı şöyle koptu. Onu hastaneye götürdüler. Beni de hastaneye falan götürdüler. Elim soğuktan iyice ne morarmış. MR falan çekiyorum. Giriyorum çıkıyorum olmuyor. Giriyorum çıkıyorum olmuyor. En sonunda 2-3. denemede oldular. İki elimde falan incinmiş artık. Ne yaptıysam, nasıl vurduysam. Çok zorlu bir süreler atlatmışız ya. Hele şu kadroya baksana, kaç kişi var burada. Burada rahat bir 30-40 kişi var herhalde. Böyle artıyor, yavaş yavaş artıyor. Bugün okula gitmişiz. Böyle ama kahvamız nasıl güzel artık. Ne yaptıysak işte, gittik içtik parkta. Okulun arkasında 2,5 metrelik filan bir yer var. Ayakkabımı da daha yeni almıştım. Kalite mi kalite. Herkes oradan atladı. Ben de tam atlayayım derken kafamın güzelliğine, tam el üstündeyken başım bir döndü, bir döndü, bir döndü. Bir baktım atlarken ayakkabı yırtıldı. O an beni görecektiniz, kendimden geçtim. Moral bozukluğu şey, bir anda kafam dönüyor diyorum, bir bakıyorum diyorum. Artık o kadar moralim bozulmuş ki ayakkabıya, arkadaşlar beni oturtmuşsa o da güneşin tam altısına. Böyle bekliyorum iyice ne kötü olmuşum. Gözümü bir açtım, oradan babam geliyor. Bir baktım yanında ablam var. Allah Allah diyorum, bana ne oluyor falan diyorum. Ha, artık diyorum ne kadar gitsem diyorum. Şöyle bir daha bakayım diyorum. La diyorum, bu harbi diyorum, babama diyorum, çok benziyor diyor. Çok benziyor diyor. Bir baktım babam şöyle çağırdı artık. 2 metronun içinde döngü falan ama yine de güzel şeyler geçti. Güzel zamanlar geçti yani. Hele bir fotoğrafta ben hep zaten genellikle şık giyinmişim. Baksana ayakkabı zaten bir flash şaflon ta 10 metre 20 metre ileriden parlıyor. Flasher gibi olmuşum ben ya. Kolum koptu. Ne diyorsun Ekrem abi ya? Hele bir fotoğrafta ağzıma iki tane sigarayı almışım. Elimde de silah. O zaman çok hızlı kantor oynardım galiba. Ekrem abi adam değil mi? Sigara yüzünden gitti Ekrem abi. Tut şöyle biraz, şöyle tut ya. Elim koptu. Diğer elini de tut. Hele bu fotoğrafta öyle bir kardan adam yapmışım ki kardan adam şöyle olsa amuda kalkar, amuda kalkmış gibi oluyor. Benimki çok değişik bir kardan adam olmuş. Ben hep bu zamana kadar hep eğlenceli biriydim aslında. Aslında şu kardan adamdan bile böyle ne çıkarttıysam bu eğlenceliğimi hiç bozmamış şekilde kendimi çok iyi nitelendiriyorum. Zaman geçtikçe ister istemez tüm arkadaşlıklar filan kopuyor. Birisi orada oluyor, birisi üniversitede oluyor, birisi kendi hayatında oluyor. Herkes kendi yoluna bakıyor. Yani bu geçmişteki zaman hep
bitecek zaman yani, hep öyle kalmayacak yani. Lise zamanları da bitecek, üniversite zamanları da bitecek. Yani durum baki değildir. Her zaman öyle ya da böyle geçecek. Ama önemli olan arkadaşlık kazanmak, dost kazanmak. Bazı arkadaşlarım da var, hala görüşüyorum az da olsa, ilkokuldan da olsa, liseden de olsa. Bazılarına götünü başını kıvırmıyor, yine görüşüyoruz yani. Zaten benim arkadaşlarımın çoğu işte bir hayır sıkışır olduğu için hep bir buluşunca nerede izdiham, nerede katliam, nerede zorbalık, nerede hainlik, nerede şerefsizlik, bütün hepsi oluyor. Olur, arkadaşlarınızı iyi seçeceğiniz, ama benim zaten arkadaşlarım da iyi, ben kötü arkadaşlarla zaten arkadaşlık yapmam. Evet arkadaşlar, böyle absürt videolar gelmesi istiyorsanız evde ben de çekeceğim serisi yarattım kendime. Beğenirseniz devamı gelir, beğenmezseniz gelmez. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Tamam, görüşürüz dedikten sonra kapatacağım. Bunu aklımda dursun.